Bugün sizlere bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının yüreklerinde yara açıp onurlarını zedeleyen bir hadiseden bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz ki Türk milleti unutmasın. Tarih 4 Temmuz 2003. Konum Kuzey Irak Süleymaniye. Olayın vuku buluşu herkes tarafından bilinmekte. Ancak olayın perde arkası bu kadar bilinmiyor. Gelin olayın arka planında neler gerçekleşti beraber bakalım. 11 kişiyiz. Çatıda makinamız var. 100 Amerikan 60 yerel askerin yarısını vuracak gücümüz var. Komutanım ölmek için emirlerinizi bekliyorum dedim. Arz ederim. Olayın başlangıç noktası herkesin bildiği gibi aslında ABD'nin Irak'ı işgal etme planı ile alakalıydı. ABD, Türkiye üzerinden Irak'a silahlı kuvvetlerinin serbest geçiş yapabilmesini ve İncirlik Hava Üssü'nün keşif ve ağır bombardıman uçaklarına açılmasını istiyordu. 1 Mart tezkeresi olarak tarihe geçen tam adı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamaya sunuldu. Tezkere içeriği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a gönderilmesi ve en fazla 62 bin yabancı askeri personelin 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasını öngörüyordu. Yabancı kuvvetlerin hava unsurları 255 uçak ve 65 helikopteri aşamayacaktı. Yapılan oylamaya 533 milletvekili katıldı. 250 red, 264 kabul, 19 çekimsel oyu kullanıldı. Ancak anayasanın 96. maddesinde öngörülen 267 salt çoğunluğu ulaşılamadı. Bu durumda tezkere kabul edilmemiş sayıldı. Sadece bu olayla bağlantılı demek tabii ki yanlış olacaktır. Ancak bu olayın da etkisiyle Irak'taki direnişin uzaması, işgalin ABD hazinesine 3 trilyon dolara patlaması, Amerikan dolarının büyük değer kayıpları ve petrol fiyatlarının kısa zamanda varil başına 20 dolardan 100 dolara çıkması, Bush'un Cumhuriyetçi Partisi'nin meclis ve senato seçimlerine yenilgiye uğraması, Türkiye-ABD arasında soğuk rüzgarları beraberinde getirdi. Tezkere nedeniyle sarsılan Türkiye-ABD ilişkileri açısından 90'lı yıllardan itibaren Irak'ta konumlandırılan irtibat ofisleri ise sorunlu hale geldi. 22 Nisan'da Türkiye'den Kerkük'e giden insanı Yardım Konvoyu'na koruma sağlayan Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir tim ABD askerleri tarafından alıkoyuldu. Ertesi gün sınır dışı edildi. Ayrıca bu personel hakkında bir daha Kuzey Irak'a hiçbir şekilde giremeyeceklerine dair nota verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olarak Süleymaniye ve Erbil gibi kentlerde uzun zamandır irtibat ofisleri mevcuttu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan bu ofislerde 1400 ile 2000 arasında Türk askeri ve bir tank taburu bulunduğu bilinmekteydi. Ve takvimler 4 Temmuz 2003'ü gösterdiğinde ise iddiaya göre yasa dışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 3'ü subay, 8'i az subay olmak üzere 11 Türk askerini başlarına çuval geçirerek alıkonuldu ve Kerkük'e götürüldü. Ayrıca Türk askerleri bu muameleyi görürken ABD askerlerinin yanında peşmergelerde bulunuyordu. Wikileaks belgelerine göre ise Türk askerlerinin gözaltına alınma gerekçesi Türklerin Kerkük valisini öldürmeyi planladıklarıydı. 4 Temmuz günü yapılmasının nedeni o günün cuma olması ve 3 günlük kurtuluş günü tatili ile Amerikalı yetkililerin iş başında olmayacakları, dolayısıyla Türkiye'den gelen tepki telefonlarının da cevapsız kalacak olmasıydı. Sözde ABD'nin standart gözaltı prosedürünün bir parçası olan bu uygulama Türkiye'de büyük tepkiyle karşılandı. Türk askerleri 2 gün sonra serbest bırakılmasına rağmen Türk askerlerinin Kuzey Irak'taki varlığı ABD tarafından sorun çıkaracak unsurlar arasında net biçimde ortaya çıktı. Olay esnasında Türk timiyle birlikte gözaltına alınan İngiliz yazar Michael Todd'un anlattığına göre Türk Özel Kuvvetler Komutanı Amerikalı bir asker tarafından tekmelendi. Sonrasında bir önünde başlarına çuval geçirilip şehir merkezinden geçirerek halka teşhir edildi. Olay sonrasında ise Amerikalılar bölgeye alt düzey bir subay gönderdi. Türkiye'de karar alıcılar bunun ABD'nin TSK'ya yönelik bir operasyonu olarak algılamış, çuval olayı için ABD'ye nota dahi verilememişti. 8 Temmuz 2003'te AKP Meclis Grubu toplantısında konuşan dönemin başbakanı Erdoğan, neden ABD'ye nota verilmediği yönündeki eleştirilere, "Ne notası? Müzik notası mı veriyorsun? İki tane ortak arasında dargınlık olduğu zaman bu dargınlığı nasıl gideririz? Ona çalışılır. Ortak yanlış yapıldı diye ortaklığı bozmaz." demiştir. Dönemin genel kurmay başkanı Orgeneral Hilmi Öztürk ise ben Amerikalıların çuval olayının bizi bu kadar rencide edeceğini bildiklerini de zannetmiyorum. Çünkü onlar için bu çok normal. Göz bağlamak yerine tamamen pratik bir çözüm. Bu çuval değil de görmesini engelleyecek bir poşet dedi. Olay sonrasında toplanan ilk milli güvenlik kurulundan da Irak konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Günümüzde hala daha Türk milletinin yüreklerinde bir yara olarak kalmaya devam eden çuval olayının arka planı böyleydi.